Büyük bütçeli animasyonların en popüler yansıması olan Disney Pixar yapımlarının birçoğu başarı merdivenlerini zıplayarak geçti. Bazen kendini tekrarladığı olsa da en özgün içerikler bu ortaklıktan meydana çıkıyor. Bakın, yalnızca Disney'den çıkma yapımlardan bahsetmiyorum. Zira Disney'in bazı animasyonlarının yerden yere vurulası yanları var. Disney Pixar'ın kuşkusuz en iyi 3 animasyon filmine giren Oyuncak Hikayesi'nin Cinnet filmine yaptığı öylesine göndermeler var ki tabiri caizse cinnet geçirmemek elde değil. Cinnet filmindeki oteli unutmak mümkün değil ve özellikle buradaki zemini, yani bu renkli halıyı biz izleyicilerin gözüne sokmak istercesine birçok sahnede gösterdiler. İzleyiciye tamam güzel desenmiş, yolla da yazlıktaki eve seri dedirten bu halının aynısı Oyuncak Hikayesi'nin ilk filminde saniyeliğine ekranda gözükmüştü. Oyuncak Hikayesi'nde bu halının üstünde Woody'nin heyecanlı adımları vardı. Oyuncak Hikayesi yapımcılarının Cinnet filmine özel bilgisi olduğunu kabul etmemiz şart. Buradaki çöp kamyonunun plakasına bakacak olursak, ki böyle plaka kısımlarında genelde A113 kodunu koymayı tercih ediyorlar. Burada RM237 yazdığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu Cinnet filmindeki Room 237, yani oda 237'ye bir atıf olabilir. Bu oda öylesine sembolik ki üzerine bir belgesel dahi çekildi. Adı da 237 numaralı oda. Bir göz atmak lazım ya. Oyuncak Hikayesi'nin ilk iki filmi gayet başarılı olsa da elle tutulur bir baş kötüsü yoktu. Çok bir gerginlik oluşturan villain olmadığı halde hikaye oldukça aksiyonlu ilerliyor. Üçüncü filmde villain seçimi harika olup karakter özellikle diğer oyuncaklarla doğrudan iletişim kurabilen bir konumdaydı. Bu villain'ın psikopatlığını vurgularcasına bu sahnede o ayının adamları tarafından kontrol edilen bir kamera gözüküyor. Kamerada Overlock H237 yazmakta. Overlock Cinnet'teki otelin adıydı ve buradaki 237 de filmdeki oda 237'ye bir göndermedir. High in the sky, he sees everything. Classrooms. Kameraları kontrol eden psikopat maymun, çıkardığı seslerle filmdeki en akılda kalıcı karakterlerden biriydi. Bu karakterin bulunduğu masaya bakacak olursak, buradaki peçete kutusuyla yine Cinnet filmindeki Overlook Oteli'nin zeminini kaplayan bu ikonikleşmiş halıya bir gönderme olabilir. The monkeys, the eye in the sky. Oğlum kendinize gelin lan, siz oyuncaksınız. Dedirten bu sahnede kullanılan bilgisayarın Apple ürünü olduğu açık ama bizim odaklanacağımız nokta orası değil. Yine 237 numaralı odaya bir atıf söz konusu olmalı ki internetten sohbet edilen kişinin kullanıcı adında 237 sayısı yer alıyor. Yani gerçekçi olmak gerekirse sürekli bu sayıyı tercih etmeleri şans eseri ortaya çıkmış olamaz, değil mi? Siz de fikrinizi mutlaka belirtin. 2, 3, 4. Listeler için hoş 5'e abone olduğunuzdan emin olun ve YouTube algoritmasını alt üst etmek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Amazonas,